Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم. وَبَلَّغَنَا رَسُولُنَا النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ الشَّاهِدِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Tabii doğum gecesi geçti. Ama Rabiül Evvel'in sonuna kadar mübarek ay, mübarek günler, mübarek haftalar. Onun için bu birkaç cuma dersimizde kainatın fahri, Allah'ın yüce Resulü, Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağız. Cenab-ı Hak bize kudret, kuvvet ve iştiyak ve ilham lütfetsin. Cümlemize onun yolunda olmayı ve onun yolunda ölmeyi mukadder kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Resul-i Zişan'ın sözü açıldı mı? Her seferinde söylüyorum size. Allah'ın Resulü nerede? Bizim konuşmamız, dilimiz, lügatımız, istidadımız nerede? Eyne sera mine süreyya. Yerle süreyya yıldızı arasındaki fark, mesafe ne kadarsa, bu amel, bu işle Resulullah'ı medhü sena etmekle bizim aramızda o kadar mesafe var. Bu bir cürettir. Ama o rahmetellil alemin olarak gönderilmiştir. Bizi bağışlar ve şefaatine mazhar kılar inşallahü teala. Ali Ulvi kurucu, Konya'mızın sevgili muhterem evladı, Hacı İstadi hocamızın yeğeni şair Ali Ulvi kurucu öyle diyor: nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Nasıl medheylesin Ulvi, senin meddahın Allah'tır. Gönül şehrinde her medha sezasın ya Resulallah diyor. Muhterem müminler, onu Allah Kur'an'ında sena ediyor. Onun için kul ne diyecek ki? Şair Hassan İbni Thabit Hazretleri öyle diyor. Peygamberi Zişan Efendimizin tebessümle, neşeyle dinleyip ruhiyle kucakladığı şairi, şehiri, sahabi Hasan İbni Sabit Hazretleri Peygamber Efendimiz'den söz açıyor ve böyle diyor: ma immedahtu Muhammeden bi mekaleti bel medahtu mekaleti bi Muhammedi. Ben Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i sena ediyor görünüyorum, ondan söz ediyorum. Zannetmeyin ki bu sözlerimde onu sena ediyorum. Ondan bahsetmekle, ondan söz açmakla sözlerime ve kelam ve şiirime nur ve sürur getiriyorum, renk getiriyorum diyor. Çünkü bir söz böyle nazlı şeyler söylerken aşk eri Mevlana unutulmaz. Aşk eri Mevlana unutulmaz. Nebi-i Zişan Efendimiz'den söz açmak meselesine getiriyor da Mesnevisinde öyle diyor: yektehan kahem ve pehnayı felek tabigüyen vasfı an rişki melek. Feleklerin genişliğinde,
Muhterem müminler, tekayyül ediniz. Kainatın genişliğinde bir ağız isterim ki meleklerin faziletini kıskandığı o Nebi-i Zişan'dan söz edeyim diyor. Ya. Peşinen söyleyeyim. Biz o yüce peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Evet. Ne kadar hamd etsek az, ne kadar şükretsek az, ne kadar sevinç gözyaşları döksek az, alnımızı secdeye mıhlayıp da sabahı haşre kadar bu nimete şükür Allah'ım desek yine az. Çünkü karşılıksız hidayeti sübhani, çalışarak kazanmadık bunu, şansımız varmış ezeli takdirde muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah Muhammed ümmetiyiz. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sıfatları, mümtaz vasıfları, ilahi neşesini evvela Kur'an-ı Kerim'e bakarak şöyle açmaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Rabbül Mütealimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den bahsederken dersimizin serlevhasını tezyin eden ayeti celilede Suretü Tövbe'de böyle buyuruyorlar, bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Ey insanlar! Sadece Muhammed ümmeti olarak değil, zamir beşeriyetin topyekununu içerisine alıyor. Erbabının malumu, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Ey insanlar! Size kendi nefsinizden, kendi içinizden sizin gibi beşer olan bir Resul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber gönderilmiştir, gelmiştir. Muhterem müminler, ayeti celile açık olarak Peygamber Efendimizin semadan inme bir feriştah olmadığını, beşerin, insanlığın kendi cinsinden, kendi içlerinden çıkarak gönderilmiş bir Nebi-i Zişan olduğunu açıkça ifade ediyor. Müfessirine göre Resulündeki tenvin tazim içindir. Her ne kadar görünüşte içimizden bir nefis, bir peygamber, bizim nefsimizden bir elçi gönderilmiştir ama muazzam insan, muazzam peygamber, mübarek kişi. Levhalarda bazen görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri. Şair ancak bu kadar söyleyebilmiş. Hazreti Muhammed de beşerdir. Hazreti Muhammed de insandır. Hazreti Muhammed de Halilur Rahman İbrahim'in neslinden, Adnan neslinden, Abdümenaf oğullarından, Haşimi sülalesinden, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Amine'nin evladı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Ama o bizim gibi değil diyor. O bizim gibi değil. Taşlar arasında elmas neyse, taşlar arasında yakut neyse, beşer içerisinde Hazreti Muhammed nefsi insani olarak böyle kıymet kazanmıştır. Kıllarının ucundan tırnaklarının ucuna kadar Cenab-ı Hak onu nur olarak yaratmıştır. Methede, methede Kur'an-ı Hakim'inde bitirememiştir Mevla-i Müteal. Hatta muhterem Müslümanlar, Mustafa Asım Köksal'ın, Mustafa Asım büyük tarihçi, eski Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu üyelerinden, başkan muavinlerinden Mustafa Asım Köksal Hoca, Peygamber Efendimizin nefsindeki nefaseti, ki burada hemen söyleyeyim, ayeti kerimede ikinci bir kıraat daha var. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ kıraatın bir kıraatı asım olarak
İkinci bir kıraatta لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفَسِكُمْ Allah size kendi aranızdan en enfes, en nefis, tepeden tırnağa nur olan bir peygamberi, bir elçiyi, bir nebi-i zişanı mürşit olarak, delil olarak, rehber olarak göndermiştir. Muhterem müminler, Mustafa Asım Köksal Peygamber Efendimizin bu enfes oluşu, bu güzelliğini dile getiriyor da diyor ki bir beytinde, günah olur günah onu güzellikle hudutlamak. Bak, bak, bak mümin kardeşim, şairlere neler ilham ediyor Mevla, bak. Günah olur günah onu güzellikle hudutlamak. Suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak diyor. Yani güzel peygamberdi, güzeller güzel bir peygamberdi. Hasan İbni Sabit Hazretleri de öyle diyor ya bir kıtasından. Ma ecmelü minke lem tara kattu ayni. Bak muhterem cemaat, az evvel ismi geçen büyük sahabi şair Peygamber Efendimiz'den bahsederken ma ecmelü minke lem tara kattu ayni ve ma ahsenu minke lem telidin nisa'u hulikte müberra'en min külli aybin ke enneke kat hulikte kema teşav. Ya Rab, talebeliğimiz devresinde Kapı Camii'nde eski hocalarımızı dinlerdik. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden böyle bir ibareyi, bir şiiri okudukları zaman, ilk Arapça okuduğumuz günler, talebe olduğumuz, yetişkin talebe olduğumuz günler, onun manasını anlayıverdik mi aşağıda otururken, dünyalar bizim olurdu efendiler. Dünyalar, ahiretler bizim olurdu. Şimdi cemaat içerisinde ben böyle bir kıtayı, bir beyti, bir mısrağı okuduğum zaman, İnşallah o istidatta talebemiz vardır inşallah. Biz okurken anlayıverip de gönlü çağlayanlar gibi coşan, zevk ve muhabbeti Resulillah'a mazhar olmuş taliban vardır inşallahu teala. Hüsnü zan ediyorum muhterem Müslümanlar. Hasan İbni Sabit Hazretleri, Peygamber-i Zişan Efendimizin güzelliği denildi de Mustafa Asım Hoca Peygamber Efendimiz'i sadece güzellikle vasfetmeye razı değil, ona güzeller güzeliydi deyip de bırakıvermek günah olur günah diyor. Niçin? Suretine, siretine özenmiş de özenmiş Hak. Hem görünüşteki güzelliği, melahatı ve şi, vücudundaki aza ve uzuvlarındaki tenasüp, hem de ruhani hayatındaki fevkaladeliğe Cenab-ı Hak özenmiş de özenmiş, mübarek eliyle onu överek yaratmıştır diyor. Muhterem müminler, onun için Hasan İbni Sabit Hazretleri de bu manayı şöyle dile getiriyor. Ma ecmelü minke lem tara kattu ayni. Senden güzelliğini, senden güzelini gözüm görmedi alemde ya Resulallah. Lem tara kattu ayni, ebeden senden güzelliği alemde görmedim ya Resulallah. Sağ olduğum, bedenimde ruh taşıdığım, hayatta olduğum müddetle Kur'an'ın kölesi, bendesi, hadimi, talebesiyim, ilminin talibiyim. Ben Muhammed-i Muhtar'ın yalığım diyor Mevlana. Aşk eri Mevlana. 700 senedir, 700 senedir şarkın ve garbın dahilerine, mütefekkirlerine ve alimlerine ve müsteşriklerine gümüş eşiğini öptüren Mevlana Celaleddin Rumi. Herat'tan, Herat'tan Molla Camii. Az çok mürekkep yaranmış olanlarınız Molla Camii denince bir şeyler anlarlar muhterem Müslümanlar. Molla Camii. Zülcenahayn, Zülcenahayn,
İlimde Afganistan'ın asrında şahı, yegane sahibi, tasavvufta ve manevi halde o günün en yüce mürşidi Molla Cami. Kaddesallahu sirruhu Sami Hazretleri Mevlana'mızın vefatından sonra Konya'mıza gelmiş, aylarca kabri Mevlana'nın yanında Mesnevi mutalaa etmiş. Mevlana ve Mesnevi için bir mersiyesi var muhterem Müslümanlar. Hatta bir dörtlüğü var Mevlana ve Mesnevi için, öyle diyor. An feriduni cihanı manevi, besbüvet burhanı kadreş Mesnevi, mençi güyen vasfı an Ali Cenab, niz peygamber veli darat kitap. O ki, Molla Cami diyor, Ankara valisi Abidin Paşa'nın Mesnevi şerhinin kapağın arkasına bunu almış, bu dörtlüğü almış muhterem Müslümanlar. Abidin Paşa merhum Mesnevi şerhinde kapağın arkasına bunu almış. Öyle diyor Molla Cami. An feriduni cihanı manevi. O Mevlana ki manevi cihanın seçkin ve tek adamları, ümmeti Muhammed'in zirveleşmiş mürşitlerindendir. Onun yüce kadrine 26 bin ebyatı bu ihtiva eden 6 ciltlik mesnevisi kafi delildir diyor. 26 bin ebyat Müslümanlar. Falan kitaptan, falan eserden, falan kaynaktan, hayır. Dirseğini rahlenin üzerine koyuyor. Yaz, yaz ey Ziyaül Hak Hüsamüddin diyor. Ziya baş halifesi Hüsamettin yazıyor. 26 bin ebyat gönül ekranına manevi alemden ilham neşesiyle inikas eden aşk eri Mesnevi yazıyor ve Mesnevi böyle çıkıyor. Hatta bir yerinde şöyle diyor muhterem Müslümanlar. Mesnevi'nin ne demek olduğunu ehli bu misalle daha güzel anlar. Hüsamettin Çelebi kalemi alıp şöyle oturuyor. Mevlana'mız da diyor, birkaç lokma fazla almışım diyor. Bugün sofrada birkaç lokma fazla almışım diyor. Onun için varidat kanalların tıkalı. Mesnevi bugün kalsın, yarın yazmaya devam ederiz diyor. Yani fikirle hiç alakası olmayan 26 bin ebyat çağlayan ve şelaleler gibi kalbi Mevlana'dan coşarak aktığı açıkça böyle ifade edilen bu eser muhterem Müslümanlar. O eserinde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir kıtasında öyle diyor işte, yolunun tozuyum toprağıyım diyor da sonra Mesnevisinde akıl kurban künbe pişi Mustafa, hasbiyallah gü ki Allahümme kefa diyor. Aklını artık bu birkaç cumada Resulullah'tan bahsedeceğiz muhterem Müslümanlar, tamam mı? Mevlana'mız öyle diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et diyor. Aklını Muhammed Mustafa'nın önünde kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Hani elimizi tesbihimize atıyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu ve ni'mel vekil diye çekiyoruz ya. Kula Allah yeter, bize Allah yeter, bana Allah yeter manasınadır. Sonra aklını da Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et diyor, aklını. Şöyle akıllıyım, böyle fikirliyim, iki fakülteden mezunum, bu kadar tahsilim var, ben de hocuyum. Hadi oradan. Senin hocan ne olacak? Hace-i kainatın, kainat hacesinin hocasının karşısında senin benim hocalığımdan ne çıkacak muhterem Müslümanlar? Rabbimiz onun huzurunda, onun manası önünde dize gelerek ondan ledünniyat almayı nasip ve mukadder buyursun inşallah. Muhterem Müslümanlar, zaman da çok çok kasir ve kısır. Bunları anlatmak da saatler falan o kadar çabuk geçiyor ki hiçbir şey söylemeden bitecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruluyor bir gün. Mevahibi ledünniyeden alarak size arz ediyorum muhterem müminler. Seneler evvel
yine bu kürsiden haftalar ve aylar Resulullah'tan bahsettiğim günlerde gençliğimde not etmişim. Yine onlardan madde madde alıyorum size mevahib ile dünyeden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor Cenab-ı Cabir. Allah-u Zülcelal'in ilk halk ettiği şey nedir ya Resulallah? Muhterem Müslümanlar oraya bakınız. Evvelü ma halakallahu nuri. Yahut evvelü ma halakallahu nura nebiyyik ya Cabir. Allah-u Zülcelal vardır. Ondan başka muhterem Müslümanlar o alem ki ondan başka hiçbir şey yok. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tasavvufi bir hadistir. Tasavvufi bir hadistir. Cenab-ı Hak hadisi kutsi de buyuruyorlar. Kuntu kenzen mahfiyan fe ahbabtu en uraf fe halaktul halqa li uraf. Ben bir gizli hazineydim. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ben bir gizli hazineydim. Bilinmekliğimi istedim. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budunu. Sultanul Müfessirin İbn Abbas Hazretleri illa liya'rifun olarak tefsir etmiştir erbabın malumu. Yani ben insanları, halkı cihanı, zatımı bilsinler diye yarattım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar şu halde İlk yaratılan varlık fahri kainatın nuru ve Allah'ı ilk bilen varlık, şehadet eden varlık Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin muazzam nurudur. Ya Cabir, Mevla'nın yarattığı ilk şey benim nurudur. Levhi ondan yarattı. Kalemi ondan yarattı. Semavatı ondan yarattı. Kainatı benim nurumdan yarattı. Melekleri benim nurumdan yarattı. Yani hani Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam diye büyük büyük meleklerden bahsediyoruz ya. Bakınız mevahibiyle dünyaya. Meleklerin büyüğü de küçüğü de Hazreti Muhammed'in nurundan yaratılmıştır. Ya cevheri nuru Muhammedidir. Onun için muhterem Müslümanlar istidatta Peygamberi Zişan Efendimiz Cibril'den de Mikail'den de İsrafil'den de üstündür. Manevi kudrette Allah'ın tek sevgilisidir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Muhterem müminler burada Mesnevi'nin şöyle bir latifesini arz edeyim size bakınız. Gâr-ı Hira'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk kanadının biri gardta heyeti asliyesiyle Peygamber Efendimiz'e arz-ı hal, arz-ı didar, arz-ı cemal ediyor, arz-ı vücud ediyor. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam ya Muhammed ikra diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz o güne kadar Cebrail'i görmediği için bayıldı. Bakın bakayım Buhari-i Şerif'e vahiy bahsine. Peygamber Efendimiz heyeti asliyesiyle ki Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz Ra'itü Cibril'e inde sidrati aleyhi sittü mineti cenah. Cebrail'i sidreyi müntehada gördüm. Üzerinde 600 kanadı vardı diyor. Cebrail'i tabii bizim Aksekeli Hamdefendi merhumun bu hadisede buyurduğu gibi meleklerin kanadı böyle kapı kanadı gibi değil muhterem Müslümanlar. Onlar alemi emirdendir. O kanatlar manevidir, ruhanidir, ilahidir, arşidir, rabbanidir. Arzu ettiği zaman şarka biri, garba biri uzanır. Dilediği zaman bir Arabi olarak huzuru peygamberidedir. Ki Cibril hadisinde Hazreti Cibril'i öyle görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz Sidre-i Münteha'da tevahuş duymadılar. Hiç ürpermediler. Ama ilk defa Cenab-ı Cibril'i böyle azametle görünce bayıldılar. Cenab-ı Cebrail suret değiştirdi. Müşfik bir kardeş neşesine büründü. Peygamber Efendimiz'i kucakladı ve kaldırdı. Sonra İkra ya Muhammed diyordu. İkra ya Muhammed diyordu. Halse malum. Zamanım hiç müsait değil. Gelecek derslerimde müsait olursa arz edeceğim vahyin başlangıcını inşallah. Yalnız ben şunu söyleyeceğim.
Cebrail ile Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri karşılaşıp da hadise böyle olunca Mevlana aşk eri gayrete geliyor. Üçüncü cilt, Mesnevi üçüncü ciltte Resulullah Cebrail'i görünce düştü, bayıldı, tekrar ayıldı diyor. Orada bu beyti söylüyor Mevlana. Ahmet, er bir kuşayet an perri celil, taebet bihuş manet Cebrail. Eğer fahri kainat Hazreti Ahmet, risalet ve nübüvvet kanatlarını veyahut Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e bir defa görünseydi, Cebrail bir bayılırdı ki ancak sabahı haşırda ayılırdı diyor. Onun azameti, onun heybeti, onun dehşeti, onun nuru, onun Allah nezdindeki makamını görünce Cebrail bir bayılırdı ki sabahı haşırda anca ayılırdı diyor. Halbuki Peygamber Efendimiz gördü, bayıldı ve ayıldı diyor. Muhterem Müslümanlar, biz o Nebi-i Zişan'ın ümmetiyiz diye tekrarlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, evvelden Nur-u Muhammedi'nin yaratılışından tuttuk ya, elimizdeki ciddi eserler, İmam-ı Tirmizi de Sünen'inde kaydetmiştir. Cenab-ı Adem Aleyhisselam buğday tanesinden yiyip de cennetten çıkarılıyor, serendibe indiriliyor. Bir rivayette 40 yıl gözyaşı. Rivayetin birinde 40 yıl gözyaşı. Bizim ömrümüze göre çok. Ama Adem Aleyhisselam'ın ömrü 1000 sene olduğu için muhterem Müslümanlar, 1000 yıl ömür içerisinde 40 yıl gözyaşı fazla bir şey değil. 40 ay olsun, 40 hafta olsun muhterem müminler, gözyaşı. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Böyle iltica ediyordu. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz, biz nefsimize ilahi emrine muhalefetle zulmettik. Eğer bize merhamet edip mağfiret buyurmazsan zarar ve ziyanda kalanlardan oluruz ya Rabbi diye iltica ediyorlardı. Bu arada söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi'nin Sünen'inden naklen Hazreti Adem bu arada bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi dedi. Beşeriyetin tek atası. Müslümanlar, beşeriyetin ve insanlığın, halk-ı cihanın ilk ve tek atası Hazreti Adem. Salavatullahi ala nebina ve aleyh hazretleri. Ya Rabbi bizi Muhammed'ine bağışla. Ya Adem, Muhammed'imi nereden bildin? Cenab-ı Hak soruyor. Muhterem Müslümanlar, Halil Rumuz da Dede Efendi işaret ediyor. Bediüzzaman da Risale-i Nur'unu da almış hadis-i şerifi. Hazreti Adem'den sonra Peygamber Efendimiz'in arası 6000 sene, 1000 senede Risalet-i Muhammedi devri. Şimdi küsurunu yaşıyoruz ve son süratle kıyamete doğru gidiyoruz. Haberiniz var mı? Keşif değil, keramet değil, o biri değil, diğeri değil, dava değil, iddia değil, nedir biliyor musun? Değişmeyen hakikat, değişmeyecek hakikat, Hazreti Muhammed ahir zaman peygamberi, Kur'an-ı Kerim son kitabı ilahi ve bu şeriat kıyamet sabahına kadar beşere indirilen ve gönderilen tek nizam-ı Rabbani. Bundan sonra yeni devir, yeni çağ, yeni... Yok, hepsi Hazreti Muhammed'in devri, Hazreti Muhammed'in çağı, Hazreti Muhammed'in nizamı, Hazreti Muhammed'in nurunun akışı. Bunun dışında her şey bir zatın dediği gibi içine tükürüyüm muhterem Müslümanlar. Ya Peygamberimiz Zişan Efendimizin getirdiğinin hilafına saadet mi? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah Resulü'nün getirdiği nizamın dışında saadet mi? İçine tükürüyorum. Evet.
Biraz kürsüyle belki tuhaf geldi ama muhterem Müslümanlar, en hafif tabiriyle böyle. Çünkü Mevlana'mızın da, Mevlana'ların da, dahilerin de, mütefekkirlerin de, mürşitlerin de söylediği, kendi devrinden kıyamet sahibine kadar, kıyamet sabahına kadar zamanların mana sahibi, elçisi, rasulü, peygamberi, nebisi, mürşidi, halaskarı, vesile-i necatı ve nuru sadece ve sadece Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Adem, muhterem Müslümanlar, Bediüzzaman'ın sikke-i gaybiyesi. Bediüzzaman'ın sikke-i gaybiyesi. 1400 diyor, 1415, 1416, 1417 gidiyor yukarıya doğru muhterem müminler. Bu asır İslam'ın asrı, müstakbel Hazreti Kur'an'ın ve İslam'ındır. Ve bu 500'e doldu mu ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer hadis sahihse diyor. Ondan sonra dünya vaktine hazırlanmalı eğer vakti hadis-i şerif sahihse diyor. Bediüzzaman böyle bir kayıt koymuş. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz mesabi hadisi, emri bil maruf nehyanil münker bahsinde erbab-ı mutalaya bakmalı. Cenab-ı Huzeyfe hadisin ravisi. Bir gün sabahtan öğleye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp ikindiye kadar konuşuyor, namaz kıldırıp güneş Medine hurmalarının arkasına kayıncaya kadar konuşuyor. Cenab-ı Huzeyfe diyor ki, مَا كَانْ وَمَا سَيَكُنْ Dünya yaratılışı Hazreti Adem'den bugüne ve bugünden sabahı haşta kadar mühim hadiseleri Peygamber Efendimiz birer birer saydılar diyor. Ve o arada buyurdular ki, ey ashabım, dünyanızdan kalan gününüzden kalan kadardır. Yani güneş hurmalıkların arkasına eğilmişti diyor. Dünyanızın ömründen kalan gününüzden kalan kadardır. Milyarlar dünya ömrünün akışıyla kalanı çok azdır. Ayağımızı denk almaya mecburuz Müslümanlar. Ayağımızı denk almaya mecburuz. Muhterem Konyalı, neslini iman ve aşk ve ilimle yetiştir. Tamam mı? Neslini iman ve aşk ve ilim ve şuurla yetiştir. Efradını cami, ağyarını mani tabiri Osmanlı dedemizin tabiridir. Gerçekleri görerek ay ışığında, güneşin ziyasında hakikate bağlı olarak bir nesil gelsin ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh kelimesi ezanların şaşası kıyamet sabahına kadar ruhlarımızı yıkasın, kulaklarımızda çınlasın, mahrumiyet günü görmeyelim inşallahü teala. Muhterem müminler, Hazreti Adem, Hazreti Adem, ya Rabbi beni Muhammed'ine bağışla diyor. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri, Muhammed'imi ne bildin ya ya Adem? Muhammed'imi ne bildin ya Adem? Ya Rabbi, ne zaman ki beni balçıktan yarattın, min salsalin kelfakkar, muhterem Müslümanlar, balçıktan böyle çömlek halinde Hazreti Adem Aleyhisselam, sonra ve nefaktu fihi min ruhi, kendisine ruh nefhediyor Rabbi Zülcelalimiz. Tam diyor başımı kaldırdım, arşın üzerinde bunu gördüm diyor. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Arşın üzerinde bu ibareyi gördüm diyor Adem Aleyhisselam. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Tek ilah, tek mabud, tek Allah, tek ibadete layık varlık ben varım buyuruyor Mevla. Benden gayri ilah yoktur. La ilahe illallah. Bunu demek istiyorum muhterem Müslümanlar. Evet, Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim kulumdur, rasulüm ve elçimdir diye arşın üzerinde ilk gördüğüm şey budur ya Rabbi. Binaenaleyh ismi zatına izafe edilen adı, mübarek adınla arşın üzerine yazılan kişinin senin nezdinde mansıbı ve cahı alidir. Onunla tevessül ediyor,
onun makamını ortaya koyuyor. Hazreti Muhammed'in hatırı için bizi bağışla diyorum Allah'ım. Cenab-ı Zülcelal, ya Adem, doğru söyledin. Seni ve seninle beraber olanı, Hazreti Havva'yı, tamam mı? İkinizi de, çünkü ibarede öyle. Rabbena zalemna enfusena ve illem tevfirlena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Muhammed'ime bağışladım, hatanızdan geçtim, dünyayı sizin için mekan ve mahal kıldım, zürriyetinizden sabahı haşra kadar nice yüz binler enbiya gelse gerektir Muhammed'imin şerefine. Muhterem Müslümanlar, muhterem cemaat, ezan da okundu. Evet. Fakat Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden bir iki cümle daha söyleyeceğim. Ta evvelinden başlıyorum dedim. Bir de Bezmi Elest'te, muhterem Müslümanlar, Elestü bi Rabbiküm'de, Bezmi Elest'te ilk defa evet Rabbimizsin diyen kimdi? Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sonra muhterem Müslümanlar, bütün enbiyanın ervahından Cenab-ı Hak ahit aldı. Sizlere şeriat ve kitap verip sizi dünyaya gönderdiğimde, eğer Muhammed'im gelirse, Resulüm ve elçime yetişirseniz, letu'minunne bihi ve letansurunne, ona iman edip yardım edeceğinize söz veriyor musunuz ey peygamberlerim? Muhterem Müslümanlar, 124 bin enbiya da nur aleminde, ruh aleminde ahit ve misak veriyor ki ve iz ahadallahu misakan nebiyyineden başlayan ayet-i celle'de tasih ediyor Cenab-ı Hak bunu. Evet ya Rabbi, söz veriyoruz ve ikrar ediyoruz, kararlıyız. Muhammed'e yetişir isek onun nübüvvetine inanıp onun sahabesi ordusu içerisinde kendisine davası için yardımcı olacağız diye ahit verdiler peygamberler. 124 bin enbiya. Muhterem Müslümanlar, burada yani inanır mısınız? Peygamber diyorum diye içime utanç geliyor. Ben kimim? Peygamber Efendimiz kim? Ama seleften naklediyorum, büyüklerden naklediyorum. Onun için bir dereceye kadar kalbim Ebu Naim'in helyesinde Cenab-ı Enes'ten son söz olarak şunu tahric ediyor, şunu ifade ve beyan ediyor, arz ediyor ve sözü öylece şimdilik bugünkü dersimde kapatıyorum. Evhallahu Teala ila Musa aleyhissalatu vesselam, ki o Beni İsrail'in enbiyasından en seçkini, Kelimullah olarak Allahu Zülcelal'in Tevrat verdiği bir zattı. Ennehu men leqiyeni ve huve cahidun bi Ahmed'e udkhulhu nara ev edkhaltuhu nara. Diyor ki Cenab-ı Halik-i Zülcelal, ya Musa, ben sizlerin hepsinden vaktinde ahd aldım. Bir kimse benim huzuruma gelir de Ahmed'imi inkar edecek olursa onu cehenneme, ateşe mutlaka koyacağım. Sıfatı, görünüşü, vasfı ne olursa olsun, benim huzuruma mahşerde gelip de Ahmed'ime inanmadan gelecek olursa, ahir zaman peygamberine iman etmeden gelecek olursa, edhaltuhun nar, o kimseyi ben ateşe mutlaka korum. Kale ya Rab ve men Ahmed. Cenab-ı Musa aleyhisselam soruyor, Ahmed kimdir? Daha o güne kadar henüz kendisine Cenab-ı Halik-i Zülcelal madde aleminde, dünyaya gelişinde Ahmed'ini tanıtmamıştır. Ahmed'in kimdir ya Rabbi? قال ما خلقت خلقا اكرم علي منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش. Yarattığım mahlukat içerisinde Ahmed'imden daha bana kerim, daha ekrem kimseyi halk etmedim. Arşımı halk ettiğimde üzerine onun ismini ismimle beraber yazdım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya Musa, onun ismini ismimle beraber yazdım. Muhterem Müslümanlar, bu manayı Galip dede merhum Şeyh Galip bakınız nasıl şahlandırıyor. Hutben okunur minberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzi cezada, Esma-i Şerif'in anılır arş-ı hudada. Esma-i Şerif'in anılır arz-ı hudada. Ondan sonra sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Yani
ta ezelden ebede arşın üzerinde isminin yazılı oluşunu, mahkemedeki büyük kuvvetini, büyük kudretini, isminin semavatta anılmış ve arzda tanınmasını Galip Dede Merhum böylece ifade ediyor. Sonra muhterem Müslümanlar şöyle bitiyor: semavat-ı arzın hilkatından evvel Muhammed'imin nurunu yarattım ve arşın üzerine ismini yazdım buyurduktan sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki innel cennete muharrametun ala cemii halki hatta yedhulaha huve ve ümmetuhu. Cenneti halkım üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe cennete kimse giremeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak. Muhterem Müslümanlar, cennetimi halk üzerine haram kıldım ta ki Muhammed'in ve ümmeti girmedikçe. Onun ümmeti nasıl kişilerdi? Ya Rabbi, onun ümmeti nasıl kişilerdi? Elhammadune yahmedune suudan ve hubutan. Onlar çıkışta ve inişte, zenginlikte ve fakirlikte, hastalıkta ve sağlıkta, sürurlu ve kederli günlerinde Allah'a hamd eden kullardır. Ümmeti Muhammed, ben de size böylece söylüyor ve ders kesiyorum. Allahu Zülcelal'e hamd eden kullardır. Hadisin devamına erbab-ı ilim bakarsa görecekler. Hazreti Musa aleyhisselam, beni Muhammed'in ümmetinden kıl ya Rabbi diyor. Ya Musa, ya Musa, sen kelimimsin, sana Tevrat'ımı verdim. Seninle Muhammed arasında uzun zaman farkı vardır. Binaenaleyh ancak ve ancak o senin risalet ve nübüvvette kardeşindir. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimizin nurlu yolunda Cenab-ı Hak bizi daim kılsın. Ve ölürken beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciyesiyle Mevla cümlemize fahri kainatın cemalini nuru Muhammedi göre göre ölmeyi mukadder kılsın. Şeriat-ı garra-i ahmediye-i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen ve yevma müzdat buyursun. Amin. Cümlemize ve bütün ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Sübhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.